Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle bugün 1 Mayıs 2020. Tüm işçi, emekçi arkadaşların 1 Mayıs bayramını kutluyoruz. 1 Mayıs denilince arkadaşlar meşhur 1977 ve 1 Mayıs şehitleri aklımıza geliyor. Ama 77 senesinde ben henüz küçük bir çocuk, bebekliği yeni bitirmiş. Benim 1 Mayıs dendiğinde benim hayatımda önemli bir noktayı ifade eden 2013 senesi 1 Mayıs tarihi geliyor. Çünkü arkadaşlar biz 2013 senesi 1 Mayıs tarihinde bir nahoş bir olay yaşadık. O da neydi? Yeni Bosna, İstanbul Yeni Bosna ilçesinde öğretmen olarak çalışırken öğrencilerimden bir tanesi, benim için değerli bir öğrenci olan son sınıf öğrencimiz Dilan Alp. Dilan Alp 2013 senesi 1 Mayıs tarihinde 1 Mayıs olaylarında yaralanıyor. Başına bir fişek isabet ediyor. Daha sonra gördük çok ağır bir yara almış. Gördüğüm kadarıyla onun üzerinde dikişleri vardı. Tabii öğretmen olmamız hasebiyle öğrencimiz canımızdan bir parça, siyasi görüşü ne olursa olsun, hani öğretmenlik yaptığında kendi yetiştirdiğin, hani her yerde domates olur ama bir tanesinde kendin ektiysen, kendin yetiştirdiysen, onların başına gelen en ufak şeyde canımızdan can gidiyor. Dolayısıyla her 1 Mayıs olduğunda ben de emekçi bayramının yanında bir de böyle bir olay hafızamda cereyan ediyor. Günün anlam ve önemine binaen bir konuşmadan sonra konumuza geçelim. Arkadaşlar, geçmiş kavimlerde Asur, Sümer, Mısır ne kadar varsa arkadaşlar şöyle bir adlandırmalar kullanılmış. Gökten gelen armağan, Tanrı'dan gelen hediye. Nedir bu Tanrı'dan gelen hediye olarak adlandırdıkları? Uzaydan yağan meteor taşları. Çöllük bir yerdesiniz. Açık bir bozkırdasınız. Veya buzul bölgesindesiniz. Düşmekte olan meteoru gece veya gündüz insanlar görüyor. Gece zaten biliyorsunuz ışık parlaması şeklinde görüyor. Ve onun düştüğü yeri gözlemliyorlar. Daha önce o cins taşlar orada yok. Orada insanlar oraya gittiklerinde zaten düşme olayından hemen sonra gittiklerinde sıcaklığını hissediyorlar. Ve gökyüzünden gelen, alevli bir şekilde gelen, rengi değişik olan bu taşa, bu taşları o zaman yaşayan insanlar böyle adlandırmışlar. Ne demişler? Cennetten gelen hediye, Tanrı'dan gelen armağan şeklinde bu meteor taşları. Arkadaşlar, öğretmenlik yaşam boyunca tabii her türlü soruyu alıyorsunuz. Her türlü inançla sahip insanlar size hem derste soru yöneltiyorlar hem dersin dışında birebir de soru yöneltiyorlar. Bunlardan bir tanesi Hacerül Esved'e aitti. Kabe'nin kenarındaki bu taş. Bunun üzerine çok araştırma yaptım. Yani şöyle söyleyeyim. KPSS mağduru öğretmenler, memurlar duymuşsunuzdur. İşte onlardan biri benim. Uzun sene atama bekledim, işsiz bekledim, sıkıntıları yaşadık, psikolojimiz etkilendi. Arkadaşlarımız içerisinde öğretmenlik kadrosunu beklerken intihar edenler oldu. 20'nin üzerinde ölümlü vakalar oldu. Veya bu dönemi yaşayan öğretmen arkadaşlardan biri biziz, fizikçiyiz. Kaderimizdir. Albert Einstein'ın dahi okuldan mezun olduktan sonra İş bulamadı. Berlin Üniversitesi gibi bu kadar büyük bir üniversiteden çok kaliteli bir eğitim almasına rağmen işsizlik bizim fencilerin kaderinde olan bir şey. Şimdi o dönemde yaklaşık ortalama 10 yıl kadar ömrümden böyle kadrosuz dershanelerde bekleyerek geçti. Ve bu 10 yıllık süreci ben hadis okuyarak telafi ettim. Şimdi okuduğum ve anladığım kadar olan hadisler içerisinde buna yönelik çok böyle bir
dikkate şayan bir hadis göremedim. Daha sonraki zamanlarda yeni ahidi, yani Hristiyanların ağzıyla yeni ahit İncil'leri okudum. Hacer-i Esved'e dair İncil'lerde bir kayıt yoktu. Ki olması da sürpriz olurdu, çok büyük sürpriz olurdu. Eski ahidi, yani Tevrat'ı da okudum. Tevrat üzerinde de Hacer-i Esved'e dair bir ibare duymadım, görmedim. Peki Kabe'yi kim Kabe'nin yanına bu taşı koydu? Ve nasıl bir kutsaliyet, ne zaman kazandı? Tabii Kabe denince Hazreti İbrahim aklımıza geliyor. Şimdi işte Hazreti İbrahim aklımıza geldiği için Tevrat ve İncil'lere baktık. İsrailiyat kaynaklarına baktık. Yine yok. Bunun üzerine ben İstanbul Halkalı, İki Telli Halkalı bölgesinde oturduğum için bölgede İran, Şia alimlerine bir şekilde yakınım. Bunların çocukları geçmişte benim öğrencilerim oldu. İşte Orhan Saral İlköğretim Okulu'nda okurken, Halkalı bölgesinde öğretmenlik yaparken velilerimizle tanıştık. Sonra komşum olan buradaki Azeri Camii'nin imamına ulaştım. Telefonunu buldum. Zaten İlter ailesi geçmişten bu yana bizim komşularımız. Ve telefon görüşmesinde onlara şöyle söyledim. Dedim ki kardeşim, sayın hocam, tabii yaşı bana yakın, arkadaşlık yaptık geçmişte. Ben dedim Sünni kaynaklarda Hacer-i Esved'e dair kuvvetli bir delil bulamadım. Acaba bu Şia'ya ait kaynaklardan mı var? Şia'dan mı bize intikal ediyor? Bunun üzerine kendisiyle uzun uzun konuştuk. Dedi ki hocam, bizde de öyle bir kaynak yok ama bir şekilde gelenek olmuş. Bu Hacer-i Esved en kutsal mekana, Kabe'nin sanki bir şartı gibi oraya konmuş. Hacca giden kişiler eğer Hacer-i Esved'e temas etmezse, oraya yüzünü gözünü sürmezse hacı kabul olmamış psikolojisinde yaşıyorlar. Şimdi Hazreti Ömer'den bir rivayet var. Aslında Hazreti Ömer bu işe kıllanıyor. Argo tabirle öyle diyelim. Çünkü Araplar taşı taharet için kullanıyor. Tuvalet temizliğinde kullanılan bir meta nasıl oluyor da kutsaliyet kazanıyor? Şimdi buraya neyse devam edelim. Kaldığımız yerden biz buradan devam edelim. Dönüp tekrar konuya geri gelecektim ama Hazreti Ömer şöyle söylüyor. Taşın yanına gidiyor Hacer-i Esved'i. Diyor ki sen bir taşsın. Bir şefaatin dokunacağına inan. Yani kimse hiçbir şeye şefaatin dokunmaz. Fakat Resulullah böyle böyle yaptı. Ben de ona istinaden böyle yapıyorum diyor. Yani aslında Hazreti Ömer bu işten kıllanıyor. Demek ki Resulullah o taşa bir şekilde bir teyemmüm şeklinde elini değdirdi, dokundu. Peki gelelim benzer taşlara. Arkadaşlar bunların zaten renkleri siyahtır, koyudur. Sebebi ise uzaydaki bir kaya, bir meteor atmosfere girdiği zaman yüksek hızdan dolayı yanmaya başlar. Yandığından dolayı da ağır metaller, demir ve demir üstü metaller kalır. Hafif metaller yanar. Dolayısıyla hem yanmanın verdiği yüzeysel bir parlaklık ve siyah bir renk, koyu bir renk kazanırlar. Zaten meteor taşları bellidir. Mıknatıs tarafından da çekilir. Demir yoğun taşlardır. Peki şöyle söyleyeceksiniz. Ya hocam, bizim dinimiz bu kadar saçma bir şeye mi gelip takıldı? Ne oldu? Bizim inançlarımız nasıl alt üst oldu diye sorarsanız, bunun üzerine uzun bir çalışma yaptık. Yani demiyorum bu konuda en hüccet benim, en bilgili benim. Haşa, tabii ki bizim bilgimiz birkaç yıl sonra demode oluyor, yanlış oluyor. Fakat arkadaşlar, bunu kurtaran bir mantık bulduk. Bulundu, rastladı bize. Aslında olay şöyle cereyan ediyor. Arkadaşlar, her türlü inanışta, her türlü ibadette ve dinde bir işe başlamak en önemli şeydir. Mesela namazın en önemli yeri derler diye sorarsanız, hocalar size der ki iftitah tekbiri. Yani Allahu Ekber diye başladınız, bu tekbiri başlangıç. Ramazanın en güzel şeyi başlangıca girmek.
hangi dine girerseniz girin, hangi mensup olursanız olun, ibadetlerin en önemli şeyi başlangıç noktası. İşte arkadaşlar, hac ibadetinin de yapılan tavafta başlangıç noktasını belirlemek için aslında bir işaret taşı, bir sutre gibi bir işaret taşı olarak koyulmuş olan Hacer resme zamanla kutsaliyet kazanmış, örf haline gelmiş. Nedir? Hac arkadaşlar, hacca gittiniz. O dönem Kabe'nin etrafında yerleşimlerin olmadığını, kabilelerin dil farkı olduğunu, hac kabileler orada İslamiyet öncesi dahi tavaf yapacaklar. Peki tavafa nereden başlayacaklar? Başlangıç noktası önemli. İşte tavafa başlama kuzey köşesinden yapıldığı için Hacer-i Esved taşı, insanlar bize soru sormasınlar, buradan tavafa başlandığını anlasınlar diye konmuş aykırı bir taş. Nasıl bir arkadaş? Bölgeden farklı bir taş bulunmuş, getirilmiş, konmuş işaret taşı, zamanla kutsaliyet kazanmış. Arkadaşlar, diğer meteor taşlarından hiçbir farkı olmayan bir taş dinimizde bu kadar ön plana çıkmış. Arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Eğer bu konuya ait kuvvetli bir delil, yeni bir veri olursa bizimle paylaşırsanız sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum.